bu enkazlar, bu çığlıklar ve bu acı. Depremi yaşayanların yüreklerinde ve zihinlerinde derin bir yere sahip. Yıllardır birçok deprem yaşamış ve ne yazık ki bu depremlerde binlerce canı yitirmiş bir coğrafyada yer alıyor Türkiye. O nedenle bu afete karşı bilinçli olmak şart. 99 depremi bizim ülkemiz için bir milattı. E, ama 99 depreminden bence öğrenilen en önemli unsur büyük bir afet ya da acil durumla karşılaştıktan sonra ne yaptığımız. Bu konuda aslında ülke olarak çok başarılı yol katettik. Ama buna ek olarak öncesinde ne yapmamız gerektiğini bilmeliyiz e, Bu da eğitimle oluyor bizim gibi nakarama kurtarma gibi STKlardan ya da bu konuda hizmet veren kamu kurumlarından e, bu konuyla ilgili eğitimler alabilirler e, bu eğitimler sayesinde büyük bir deprem ya da büyük bir afet olmadan önce ne yapmaları gerektiği olurken nasıl davranmaları ya da davranmamaları gerektiği ve olduktan sonra ne yapmaları gerektiğini çok net öğrenebilirler Sanayi kenti olan Bursa'da afet konusunda eğitim verilmesinin ciddi önem taşıdığına da dikkat çeken Nak Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Işık her iş yeri için zorunlu olan acil durum eylem planlarının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Sanayi bölgeleriyle ilgili şöyle bir dezavantaj var. E, büyük bir doğal afetten sonra ikincil kazalar olabilir. Bunlara teknolojik kazalar diyoruz. E, yani bir e, depremin ya da başka bir doğal afetin tetikleyebileceği diğer bir takım kazalar olabilir. İş yerlerinde de acil durum eylem planı denilen bir plan yapılma zorunluluğu var. Devletimiz bu zorunluluğu koymuş. Fakat bu eylem planlarını tabii e, realde uygulamak çok önemli. Yani iş yerlerinde de mutlaka ama mutlaka acil durumlarla ilgili eğitimler e, mutlaka yapılmalı. Bunu e, bu konularda tecrübeli e, kurumlardan ya da bu konuda yine tecrübeli STK'lardan destek alarak alabilirler. Afet anı ve sonrasında yapılması gerekenler ve yapılması kesinlikle yanlış olan davranışları da böyle sıraladı Işık. Deprem olurken kaçmamalıyız. Bulunduğumuz mekanı mümkünse değiştirmemeliyiz. Evimizin içerisinde bir takım düşük ağırlık merkezli sağlam eşyalar var. Bu sağlam eşyaların yanında olabildiğince kendimizi küçültüp. E, mümkün olduğunca küçültüp sarsıntı geçene kadar sabit kalmalıyız. Hatta çok sarsılıyorsa sağlam bir eşyaya tutunabiliriz bile. Ve aynı anda da e, el ve kollarımızla baş ve boynumuzu da korumalıyız. Yaşanmasını istemiyoruz ama olur da enkaz altında kalındıysa da e, bağırmak, çağırmak ya da dışarıya çıkmaya çalışmak yanlış bir davranış. Eğer gerçekten bir kişinin dışarıya çıkabileceği gibi bir açıklık görülüyorsa evet hızlıca etraf kontrol edildikten sonra oraya ulaşıp oradan dışarı çıkmakta fayda var ama herhangi bir açıklık görülmüyorsa enkaz altında kalan kişinin enerjisini olabildiğince fazla koruması lazım bağırır çağırır oradan çıkmaya çalışırsa enerjisini yitirir Dolayısıyla dışarıdan bir arama kurtarma ekibi geldiğine ya da işte birilerinin bulunduğuna dair bir ses duyarsa sert bir cisimle herhangi bir yere vurarak kendi yerini belli etmeye çalışması yeterli olacaktır. Afet durumlarında önemli bir diğer detay ise acil toplanma alanları. Bu alanları da E-Devlet üzerinden öğrenmek mümkün. Şu an için Bursa'da e, merkez ilçelerin toplanma alanları yeterli. E, bu da kişi başına ayrılan metrekare ile belirleniyor. Her bir kişiye belli bir metrekare belirlenerek çıkartılıyor. E-Devlet üzerinden. Herkes kendi kişisel bilgilerini girdikten sonra yaşadığı bölgeye en yakın acil toplanma alanlarını görebilir. Aynı zamanda AFAD'ın AFAD.gov.tr sayfasından da görebilirler.